Merhabalar değerli izleyenler. Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz malzemelerle güzel bir tarifim var sizlere. Yine evde bulunan birkaç sebzeyi güzel bir tarif içerisinde kullandım. Biz çok severek tükettik. Umuyorum ki sizler de beğeneceksiniz. Hem vegan beslenenler, hem diyet yapanlar bu tarifi kesinlikle denesin derim. Çok doyurucu ve çok da sağlıklı bir tarif. Herkesin de tabii ki sevebileceği ölçüde lezzetli. Gerçekten pişirenler hiçbir şekilde bu tariften pişman olmaz. 3 dal taze soğan doğradım. 1 tane havucu doğruyorum. Büyük boy bir tane de patates sebzeleri rendeledim kas içerisine alıyorum herkesin bulabileceği alabileceği ölçüde malzemeler kullanıyorum tariflerimde umuyorum ki bu tarifi de hazırlayanlar çok beğenecek lezzet garantili bir tarif 1 çay kaşığı tuz kuru nane bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ekledim tarif içerisine. Karıştırdım. Elimle yoğuruyorum. Bu aşamada neden elimle yoğuruyorum? Sebzeler suyunu salacağı için hem yoğurarak eziyorum. Su ekleyeceğim yoğunluğuna bakarak. Suyu eklediğimde cıvık bir kıvam almasını istemediğim için kaşıkla karıştırmadım, elimle yoğurdum. Sonrasında bir miktar su ekledim. Yarım çay bardağı kadar eklediğim su miktarı. Görüyorsunuz. Ve bir hamur kıvamını alıncaya dek yoğuruyorum. Toparladım. 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ tavaya aldım. Her tarafına iyice tavanın gezdiriyorum havlu peçete kullandım. Tavayı yağlarken hazırladığım mısır unlu, sebzeli hamuru tavaya aldım. Elimle her tarafı eşit olsun diye bastırarak düzeltiyorum. Hem kenar kısımları hem de orta kısımları hepsi bir olmalı ki pişerken bir tarafı çiğ, bir tarafı pişmiş olmasın. Elimle her tarafını eşit düzeltiyorum. Hamuru düzelttim. Kapağını kapatıyorum. Ocağa alacağım. kısık ateşte yaklaşık 40 dakika pişireceğim. Alt kısmını 40 dakika pişirmiş olduğum tarifi çevireceğim. Çevirdim. Diğer tarafını da 1 15 dakika yine kısık ateşte pişirdim. Ve istediğim kıvama ulaştı tavayı ocaktan aldım soğuması için. Üzerini süslemek için bu tarife domates güzel yakışıyor. Biraz taze soğan, biraz çeri domates kullandım. Hem süslemek için hem de lezzetine lezzet katmak için kullandım. İnce bir şekilde çeri domatesleri doğruyorum. Sonra hazırlamış olduğum tarifi tabağa aldım. Üzerine domatesleri diziyorum. Hem çok sağlıklı, bir o kadar lezzetli. Vegan beslenenler, diyet yapanlar, günlük bugün öğlen ne pişirsem, ne yesem diye düşünenler hemen çayını hazırlayıp yanında bu tarifi pişirip zevkle yiyebilir. Lezzeti garanti yiyenlerden tam not alacak bir tarif. Kesinlikle hiç pişman olmazsınız bu lezzeti hazırladığınızda. Dilimleyip iç kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Görüyorsunuz. Dilerseniz peynir, kaşar peynir de ekleyebilirsiniz. Ben ilave etmedim. Bu kıvam çok güzel oldu. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlerle paylaştım. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip tarifi beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Sayfamı takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini açıklama kısmında belirteceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Başka tariflerde tekrar görüşmek üzere.